Sayın seyirciler, hoş geldiniz. E, Feminen Adalet, biliyorsunuz programa katılan konuklarımızın hak mücadelelerinin yer aldığı, kendi mücadelelerini anlattıkları ve toplumsal model olarak seçtiğimiz önemli insanlar bizim için. E, burada amacımız toplumsal farkındalığı yükseltmek, algı ve yargıları yeniden revize etmek... Ee, ve biraz da konuşulmayan şeyleri işin açıkçası konuşmak. Çünkü artık biz konuşmak, konuşmak, konuşmak zamanı geldiğini düşünüyoruz. Konuşmanın sorunları azalttığını ve hızla çözdüğüne inanıyoruz. Onun için buradayız. Onun için siz sevgili Seyhan Hanım'ı davet ettik buraya. Seyhan Arman, sinema sanatçısı, tiyatro sanatçısı. Hoş geldiniz, Hoş sefa olduk. geldiniz. Kırmadınız davetimizi. Nasılsınız? Estağfurullah, teşekkür <laughs> ederim. Çok mersi, gayet ee, iyiyim. Sağ olun. <laughs> Aslında e, ülkemiz için e, cıs olan bazı konular vardır. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki o konulardan biri olarak sizi konuk olarak davet ettik. Ve yaşadıklarınızı Hı -hı. paylaşmak istiyoruz. Çünkü sizin yaşadığınız ve içinde bulunduğunuz süreçte Verdiğiniz mücadele çok kayda değer, çok örnek olması gereken bir mücadele. Öncelikle zaten şunu sormak istiyorum aslında size çünkü insanlar tanımlarda bile hala sıkıntı yaşıyorlar Hı -hı. bu kadar internet çağında olmanıza rağmen. LGBTİ nedir? Öncelikle ben cız bir konu olduğunu düşünmüyorum. Yok hayır benim açımdan değil zaten. <laughs> tabii tabii biliyorum genel olarak Hı -hı. söylüyorum zaten cız olmadığına inandığım için. E, bunun mücadelesini veriyorum e, ki en büyük problem bence e, cis olduğu söylenilen kişilerin cis olduğunu düşünmesi e, mücadele bence burada başlıyor. Düşünceleri değiştirmek. Aynen gerekiyor. öyle. Öncelikle kişinin kendisinin cis olmadığını, varoluşun cız olmadığını bilmesi ve buradan yürümesi gerekiyor. E, kavramlar konusuna gelirsek aslında çok da önemli değil bence e, çünkü e, LGBTİ camiası da. Artık yeni yeni bir takım şeyleri oturtturuyor. Dünyaya bakıyoruz, hı hı. kendimize bakıyoruz. Aa o öyle değilmiş de böyleymiş dediğimiz şeyler de oluyor. O yüzden kafa karışıklığının olması bence çok e, normalmiş gibi geliyor. Öğreniyoruz değil mi? Kesinlikle öğreniyoruz. Hı hı. Önemli olan bence iyi niyet diye düşünüyorum. E, LGBTI artı Q. Bir sürü şey değil ediyor. mi? Neler bunlar? Hani Çok merak eden hı hı. birileri varsa lezbiyen, gay, e, intersex, e, transseksüel... LGBT, biseksüel, biseksüel. E, artı da e, cinsiyetinin bir adını koymak istemeyen, yönelimini adını nam koymak diyorlar, istemeyen bir sürü şey Hı -hı. söylüyorlar. Akışkan olduğunu düşünen cinsiyetini Hı -hı. kendini tanımlamak istemeyen Hı -hı. E, insanları anlatıyor. Çünkü bazen ben şuyum diyebiliyor kişiler ve beyan esası olduğu için de sen ona hayır sen o değilsin gel bu kalıba girmelisin Hı -hı. E, demek istenilmiyor. O yüzden bir oraya artı ekleniyor. Q'da queer'leri hı hı. E, anlatan bir yani kelime. Yani işin açıkçası ben hem bir kadın başladım. olarak hem de hukukçu kimliğimle e, toplumdaki hı hı. sosyal e, algıların e, çok ciddi revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. E, sadece bu cinsiyet, yani cinsiyetçilikle e, lezbiyen, gay, biseksüel vesaire değil kadın erkek olarak bile ayırmak son derece anlamsız. Hı hı. Ama ne yazık ki içinde bulunduğumuz gerçekler nedeniyle biz mücadele eder hale geldik. E, bir kadın programı gibi başladık. Aslında insan. Hı hı. Yani bir insan olarak dünyaya geliyoruz. Bu insan olarak dünyaya geldiğimizde sizin duygularınız merak ediyorum. Yani nasıl oluyor? Bu yolda olanlara içinde bir hapis yaşayan bir sürü insan var. Ama konuşulmaya başlaması çok kıymetli. Hı hı. Neler önerirsiniz? Sizin mücadeleleriniz benim için çok kıymetli, hı hı. çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz sizi dinleyelim. Yani açıkçası. Ee, hani benim mücadelem bilmiyorum. Acaba e, transseksüel kimliğim olmamış olsaydı, e, kendimi böyle adlandırdığım için söylüyorum. O zaman da mücadele eder miydim? Yani e, ne bileyim. Belki o bir kapı aralamıştır. Işte. Belki ya da bir mecrada yaşayan e, Na trans bir kadın Hı -hı. olsaydım da orada da mücadeleci olabilir miydim? Orada da e, kendi bölgemde yaşadığım sorunların üzerine gider miydim? Bir şeyleri değiştirmek ister miydim? Şu an baktığım zaman öyle olurmuş. Bence giderdiniz çünkü <laughs> o sizin cinsiyetinizle ilgili bir şey değil, mücadele ruhu başka bir şey. Evet ama bazen de şöyle oluyor: Ezildiğin zaman, Tabii, öteki sayıldığın zaman, cız sayıldığın zaman bir dakika ya ben cız değilim Hı -hı. demek Hı -hı. için bir mücadele etmek e, durumunda kalıyorsun. Hani belki ben şahsen mücadeleci bir insanın ve bununla ilgili bir mücadele verebilirdim ama bazen de o mücadele ruhu olmayan, o kadar güçlü olmayan insanlar da cız olarak gösteriliyor ve işte asıl problem orada başlıyor Tabii. aslında. Yani geldiğimiz noktaya baktığımız zaman. Ben e, cız gösterilecek bir yerde değilim, görece daha rahatım, görece daha yapmak istediğim şeyleri yapıyorum. İstediğim mesleği yapıyorum, istediğim evde oturuyorum, istediğim gibi yaşıyorum. Burada durun, İstediğim mesleği yapıyorum dediniz. Bu evet. çok önemli çünkü... Siz istediğiniz mesleği yapabilmek için bile herhalde bir mücadele verdiniz. Kesinlikle. Yani bugün e, sizin yaptığınız meslek sanat sektöründen olduğu için belki bu şeye de biraz yakın olabilir. Yani daha kabulü e, yüksek olabilir. Hiçbir Bilmiyorum. yere yakın. Hiçbir yere yakın değil. Bilmiyorum. Diyeyim. Ama e, çok resmi bir iş yerinde e, daha işe başvuru aşamasında bir e, dirençle karşılaşılabiliyor, değil mi? Yani bence e, asıl ana sorun e, e, cinsel tercihi nedeniyle insanın e, o cinsel tercih duyulduğu zaman e, sizin bir röportajınızda da var çünkü illa gece hayatı veya fuhuşla bağdaştırılıyor olması O çok korkunç bir şey. Şimdi burada bir önce parantez Hı -hı. açayım e, tercih mevzuyla ilgili e, onun yönelim olarak ifade ediyoruz. O da şundan dolayı çünkü e, kimsenin tercih ettiği bir şey yok. Siz na trans olmayı tercih etmiyorsunuz. Hı -hı. Heteroseksüelseniz bunu tercih etmediniz. Ben de bir takım şeyleri tercih etmedim. Bu bir varoluş olduğu için de cinsel yönelimler, bir sürü cinsel yönelim var ama kabul görmüş olan ve üzerine şu anda konuşabildiğimiz biseksüellik, eşcinsellik, heteroseksüellik bunlar farklı şeyler. Hayatta tercih ettiğim tabii ki bir takım şeyler var ama bu cinsiyet kimliğim hı hı. ya da yönelimim değil. Zaten tercih evet. olarak yargılamak da kötü bir şey değil mi? Benim ağzımdan öyle çıktı ama yanlış. O. Yani tercih demek zaten orada bir e, sorun yaratıyor Seç, sanki seçiyormuşsun sen gibi. bile isteye bir şeyi tercih Hı -hı. ediyormuşsun gibi bunu da nereden biçebiliriz yani tercih olup olmadığını herkes kendi cinsel yönelimine baksın bunu ne zaman tercih ettiğini düşünsün Hı -hı. onlar ne zaman tercih ettiyse ben de aynı <laughs> şekilde cinsiyet kimliğimi tercih ettim diyebiliriz. Söylediğiniz şeye gelince... Bir şeyi yapabilmek için mücadele vermekten ziyade içindeyken de o mücadeleyi vermek zorundayız. Ben bir tiyatro oyuncusuyum. Kendimi böyle adlandırıyorum. Bir oyuncuyum. Her alanda performans yapan bir oyuncuyum. Ve üçüncü sezonum Küründen Kabare oyunuyla iyi bir oyun oldu. Çok çalıştığım bir oyun oldu. akım tiyatroda... E, ...ayakta alkışlanacak bir oyun olduğunu düşünüyorum. Geldiğimiz noktada böyle düşünüyorum artık. Az sonra artık. biraz kısa video da göstereceğiz. Evet. Kesmeyeyim sizin sözünüzü. E, ama hala kabul görebilmek için, oyuncu sayılabilmek için bir takım şeyler yapıyoruz. Bırakın transseksüel olmayı, işte alaylı oyuncu olmayı falan bilmem ne. E, i̇nsanlar e, kendilerini bir şey zannediyorlar Hı -hı. ve karşı tarafı da bir şey zannedebilmek için ondan belirli çabalar istiyorlar. Hı -hı. Hele ötekiysen cız gösterilen birisiysen de bunun için ekstra mücadele etmen gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim. Birkaç yıl önce beraber aynı projede olduğumuz bir oyuncu arkadaşım vardı. Ben de Matmazel Coco diye bir eğlence evet. sektöründe bir karakterim var. Bir drag queen karakterim. Onunla para kazanıyorum diye o aynı oyunda oyuncu olarak olamadım. Hı hı. Asistan olarak devam etmek istedim. Çünkü cuma cumartesi işte tam çalıştığım günler gibi şeyler vardı. Oyuncu olduğumu... 15 yaşından beri sahneye çıktığımı biliyor bu arkadaşım. Görece beni yetenekli de buluyor. izledi çünkü falan. Matmazel Koko'da ee, vesaire. Sonra Kürünen Kabare oyununu yaptım ben. Aradan birkaç yıl geçti. Onlar oyunu oynadılar. Oyun bitti. Oyunu izledi ve bana aa sen oyuncuymuşsun dedi. Ee, orada böyle bir kaldım. Ne demek yani dedim? Hmm. Demek ki beni oyuncu olarak kabul etmiyor. Senin beni oyuncu olarak kabul etmen için ne yapmış olmalıydım yani? 15 yaşından beri sahnedeki bir oyuncuyum hmm. ve Matmazel Coco dediğimiz şey tek başına doğaçlama performans yapan bir karakter. Çok zor da bir performans o ki Bugün birçok oyuncuyum diyen. Konservatuvarlar konservatuarlar bitirmiş kişi sahnede duramıyor. E, o yüzden hani oyunculuğun şeyi ne? Orada, İçeride de mücadele devam ediyor. Ya tabii ki orada tamamen cinsiyet kimliğimle ilgili Aynen. bir şey var. Mesela e, tiyatro camiasından e, gelen ve böyle e, önünde ceket ilikleyeceğimiz hı hı hı. insanlar e, çok iyi şeyler söylüyorlar oyunumla ilgili. Hı hı. Bazen diyorum ki... <laughs> abartıyorlar bu kadar da değil, değil yani böyle bir şey olamaz çünkü beklentileri düşük çünkü şöyle düşünüyorlar gideceğiz bir tane transseksüel kız var yazık işte o da tiyatro yapıyor tutunabilmek ha, için hayata hani bir gidelim şimdi gidecek kendi hikayesini anlatacak gibi bir şey düşünüyorlar demek ki <laughs> Oyuna geliyorlar ve gerçekten orada bir tiyatro oyunu olduğunu gördüklerinde, orada çok, ediyorlar. Iyi, çok iyi bir metin olduğunu gördüklerinde, Hı -hı. orada e, çalışılmış bir oyunculuk Beklemedik olduğunu gördüklerinde. Beklemedikleriyle karşılaştıkları ve tokat yedikleri içinde de on üzerinden 8 beğeneceklerse on üzerinden 15 beğeni gösteriyorlar işte. Afife Jale diyen de oluyor, hani. Aynı Afife, güzel. Aynı güzel. Tabii ki çok büyük bir şey. Onu oraya diyeceğiz. Yani. Küründen yani, kameraları azıcık seyredelim mi? Olur. Bir iki dakika diyelim. <laughs> güzel. kabare. Tiyatro sahnelerinde bir dönmenin diyoruz. Bu oyun iliklerinize kadar işleyecek. Yazan ve oynayan Seyhan Arma. Yöneten Melisa İclal Yaman Arda. Çok keyifli, ciddi bir sanat eseri aslında. Evet yani ben ben zaten zor bir şey. Çok beğeniyorum oyunu gerçekten. Yani Şark, çok zorlanarak, var içinde Çok zorlanarak e, yaptım. Çünkü beklentilerim yüksekti. benim bir e, seyirci olarak da beklentim yüksek. Bazen bazı oyunlara gidiyorum, e, atıyorum işte diyelim ki e, kadınların öldürülmesini anlatıyor, uyduruyorum oyun. E, aslında böyle yüksek bir şeyle çıkmak istiyor. Gidiyorsun, izliyorsun. Haberlerde görebileceğim, Google'layarak görebileceğim. Bir sürü şey bana söylüyor ya da Twitter'da okuyacağım. Sonra bitiyor. Hıh. Hmm. E, <laughs> Bana ne anlatıyorsun? Bana nasıl bir pencere hı hı hı. Hı hı hı. açtın? Ee, Küründen kabarenin hani e, ön yargılı gelip izlemenin dışında da ön yargısız da gelseler insanların beğenmesinin kendilerine ait şu. bir şey alıyorlar değil mi? Kendilerine ait bir şey alıyorlar çünkü ben hani baktığınız zaman evet transseksüel bir oyuncu oluyor ve e, oynuyor ve karakter de e, bir trans kadın ama e, transseksüelliği anlatmak LGBT camianın içindeki aykırı bilmem neleri anlatmak değil bir insanın varoluş mücadelesini anlatıyorum. Cinsiyeti yok ortada. As... Yani var ama yok. Hayır, İnsan yani. olarak baktığımız zaman yok. Ee, bir yanıyla da şöyle bir şey var. E, Bu dur demiyorum hiçbir şeye yani yazar olarak. Aynen yazar olarak bakın işte transseksüeller de saçını böyle boyar demiyorum. Hmm. Ortaya ben bir resmi koyuyorum ve insanlar tamamıyla kendi yaşanmışlıklarıyla meç ediyorlar. Hmm. Yani bir aynı sahnede kahkahalarla gülen hmm. aynı günden bahsediyorum. Kahkahalarla gülen seyirci varken yanındaki seyirci hıçkırarak ağlıyor. Kim bilir ne buluyor? Orada. Evet Yani ben <laughs> aynı şeyi oynuyorum. O evet. andayız hepimiz evet. farklı farklı duygulara evet. kapılabiliyorlar. Bu kendini şey yapmak, kendini göstermek, ispat etmek mevzuna gelince sadece tiyatroda ya da işte tırnak içinde söylüyorum yabancı olduğum bir alanda değil. LGBT'yi camianın olduğu yerde de kendini var edebilmek için bir takım şeyler yapıyorsun. Öyle mi? Tabii ki. Ben bu Matmazelka o kadar önce Drag Queen... E, ...alışılmış... O ince belli, yuvarlak katlı değil mi? O evet. <gülüyor> Ondan, <gülüyor> o çok güzel bir... O, evet, aynen correctler. öyle. Ondan <laughs> öncesinde de... ...Drag Queen performanslar yaparken... ...Drag Queen kabul edilebilmek için de uğraştık. Ha. Üstelik e, Drag performansları... ...daha çok... E, eşcinsel erkeklerin yapıyor Hı -hı. olmasına rağmen. Çünkü onlar için de aykırıyım. Orada da bir trans kadınım ve e, bir, bir dakika... Çok klişelerimiz var Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle yani çok her hayatta her şey kalıp... Yani Ama bizim ülke biraz daha keskin bu konuda herhalde. Yani bizim ülkeye özel bir çok bilmiyorum açıkçası. E, çünkü... ...atıyorum Amsterdam, ben Amsterdam'ı... ...yani bazı şeyleri kalıplaştırıyoruz... ...Amsterdam'a ilk gideceğim zaman... ...işte gay şehri... Hmm. Ay, Rahat edeceğim evet, diye düşündünüz. E, yani böyle kulüpler göreceğim... ...farklı şovlar izleyeceğim... ...Drag hmm. Queen'ler göreceğim diye bir heyecanla gittim... ...ve benim Amsterdam'da... ...sokakta gördüğüm tek ilginç şey... Ee, böyle parlak fileli bir çorap giymiş kız. <laughs> o kadar şok geçirdim. <laughs> yani hiç Dışarıda değil o rahatlık. Evet beklediğim içeride de değil. Hiçbir <laughs> yerde değil. 12'de her yer kapanıyor. <laughs> ee, belirli böyle pub gibi şeyleri Doğru. var <laughs> onların. Yani bizim İstiklal Caddesindeki Daha birbirinden leci. farklı e, kültürlerin olduğu ne kulüpler var ne <laughs> eğlence tarzı var. Sana bir tane bir şey vermişler ve kaldım yani bunu nasıl böyle pazarlamışlar ya da nasıl böyle düşünmüşüz gibi mesela ilk gittiğimde hiç beğenmedim. Başka bir yanıyla sana insan olarak baktıkları için tabii ki daha rahatsın ama bir yandan da çok kuralcı mesela. Hı -hı. Bizim için biraz e, bazı şeyler... Her yerin şeyler artı ve vardı. eksisi var değil mi? Evet yani artı eksiden ziyade e, her yerle ilgili hepimiz yapıyoruz bunu. Belirli bir çerçeve çiziyoruz. Burası böyledir. Atıyorum KRT televizyonuna Hı -hı. geliyorum. KRT şöyle bir Hı -hı. televizyondur Hı -hı. diye düşünerek tabii, tabii. geliyorsun. Geldiğin zaman başka şeylerle karşılaşabilirsin. O yargılar aslında insan hayatını çok yönetiyor. Aynen. Buna şey yapmak gerekiyor. Yani mutlaka hepimizin bir sürü şeyle ilgili yargısı var. Bütün bunları atalım ama Amanda Pollyanna'yız ne kadar bilmem Çok ne zor tabi ama, diyemeyiz tabii tabi ki. Tabi. Sadece yargılarımızda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ön yargılarımızda başkasına zarar vermemeliyiz. Hmm. Sen istediğin şeyi düşünebilirsin başka biriyle ilgili ama hep bir soru işaretin olmalı. Acaba diye hmm. düşünmelisin. onu. Kesinlikle öyle. Yani ben de yapıyorum bunu hepimiz de yapıyoruz hmm. zaman zaman. Ee, bununla ben şöyle bir oyunda e, karşılaştım. Çok büyük tokat yedim. Benim küründen kabare ya da sonraki performanslarımda aslında Hı -hı. yapmak istediğim şey e, tamamıyla bu olduğu için Hı -hı. söylüyorum. Çirkin Ördek Yavrusu diye bir oyun izlemiştim. E, üç tane kadının hayatını anlatıyor. Kadınlardan bir tanesi Kürt, e, bir tanesi eşcinsel, bir tanesi de e, başörtülü. Güzel bir i̇şte, evet kadınlar böyle tek tek hikayelerini anlatırken ben de 10 yıl önce falan biraz daha başka düşünüyordum. İşte eşcinsel kadınla ilgili şey geldiğinde orada kendimle meçh edip, evet hmm, bak bize böyle yapıyorsunuz işte böyle hmm. şey yapıyorsunuz diye içimden geçirdim. Hafif bir hınçlanma. Aa, hınçlanma değil yani böyle yapıyorsunuz evet doğru anlatmışlar gibi söyledim. Sonra Kürt kadın geldiğinde kendi Kürt kökenimle eee hı. bağdaştırdım. Bak böyle yapıyorsunuz Kendinize falan diye. ait her şeyi diye. birinden alıyorsunuz. Aynen öyle. Sonra başörtülü kadın geldi ve benim anne tarafından sülalemde bir sürü başörtülü hı hı. insan olmasına rağmen başörtü de o zaman bu kadar kötü bir yerde değildi hı hı. açıkçası. Hı hı. Daha saygı duyulan daha başka bir yerdeydi tabii, tabii, bence tabii, tabii, tabii. hepimiz, hepimiz anneannesi, için. babaannesi. Evet, öyle düşünüyorduk. Tabii. Önyargılı olmadığımı düşünüyorum. Sonra bir izledim. ...evet ben de böyle hı hı, düşünüyorum hı. dedim... ...kendimle yüzleştim... ...bana o kadar çok tokat attı ki o oyun... ...bir dakika ya ne kadar yanlış düşünüyormuşum Güzel dedim... ...üstelik yani... Yüzleşmesi çok ...kesinlikle yani sülalemde... ...başörtülü kadınlar olmasına rağmen... Hı hı. ...annemin teyzesi onlarca kez hacca gitmiş bir insan olmasına rağmen... E, ...anneannem dualarla yatıp kalkan birisi olmasına rağmen... ...ne kadar yanlış düşünüyormuşum dedim ve... ...ben de gerçekten büyük bir aşama kaydetti o oyun... Ondan sonrasında biraz öyle bakmaya çalıştım. Ön yargıyla yaklaştım insanlara bile. Bir dakika belki öyle değildir. Evet. Hiçbir şey göründüğü gibi değil, değil zaten. kesinlikle öyle değil. Yani bu transseksüeller için de öyle. Ee, az Herkes önce için. sizle sohbet ederken Hı. de söyledim ya metroya bindiğimde ben bunu bir aktivizm olarak görüyorum. Hı. Çünkü genel geçer algıda translar için şöyle giyinir, böyle davranır, bilmem Şu ne yapar. yapar. Diyor. Kesinlikle ben Onların dışında davranıyorum. Aslında ekstra bir şey yapmıyorum. Ama öyle mesela bir sete gidiyorum. Bölüm oyuncusu olarak gittiğin zaman o sette sana ihtiyaç vardır. Çünkü onlar birbirine alışmıştır. Hızlı hızlı bir şey yapmak istiyorlardır. Ve o gelen bölüm oyuncusunun da adapte olması hepsinin işine gelir ve severler aslında. Ve iyi davranırlar sen öyle misafir gittiğin zaman normalde. Bölüm oyuncusu olarak gidiyorum. Beni figürasyon bile saymıyorlar. Neden? Çünkü transseksüelim ve oyuncu olma ihtimalim yok diye düşünüyorlar galiba. Ama sonra bir Ha Biz sufle alıyorum bırakın rol kesmeyi, hızlı çalışmayı bilmem ne yapmayı. Sufle alıyorum inanamıyorlar sonra beni bir starlaştırıyorlar. Başrol oyuncularıyla yan yana koyuyorlar artık. Hele de hızlı çalışıyorsam ki ben genel olarak çok hızlı çalışan adapte olabiliyorum. Çünkü. İşi de kolaylaştırıyor. Evet öyle olunca ay yani bir sete gideyim. Nereye koyacaklarını şaşırıyorum. Aynen bana 10 tane iş çıkıyor. Sonra böyle beni <laughs> takip etmeler, ilahlaştırmalar falan. Bakıyorum işimi yaptım. Ben zaten bunun için Ama bu, para aldım şimdi, yani. E, hemen kısa bir araya gireceğiz e, iki dakika. E, zaten siz bu duruşunuzla veya farkında olmadan içinde bulunduğunuz bu çabayla e, toplumdaki <laughs> yargıları yıkıyorsunuz. Bence en kıymetlisi de bu. E, süper yıkılabiliyorsa. Yıkılıyor, yıkılıyor. Kısa bir ara verelim aradan sonra devam edeceğiz. aslında ana sorun katılıyor musunuz bilmiyorum öteki değil mi öteki kavramı. Yani ötekin ne olduğu önemli değil. Hı hı. Bu bir türbanlı olabilir. E, Hippi olabilir. E, ateist olabilir. Cinsiyetiyle ilgili bir şey olabilir hı hı. vesaire. Ötekiyleleştirmekte sıkıntı var. E, ailelerle ailelerin uyum süresinde, kabullenme hı hı. süresinde ciddi sıkıntı yaşanıyor değil mi? Ve bununla ilgili ben biraz araştırma yaptım. Mesela lgbtli bireylerin yakın ailelerinin mensubu olduğu listak diye bir hı hı. dernek ve bunun gibi bilimum oluşumlar var bu kendini onlardan görmek yalnız hissetmemek açısından önemli aileler nasıl bu süreci yönetiyorlar Sizce ya şimdi bunu genelleyemeyiz açıkçası hı hı. Tabii ki genelleyeceğimiz şeyler var kendi üzerimden söyleyecek olsam genellemeye uymuyor Çünkü ben ee, gerçekten e, harika bir aileye sahibim. Herkes kendi ailesiyle ilgili böyle düşünüyor olabilir ama e, çok sevgi dolu bir aileye ne güzel. sahibim ve çocuklarına sahip çıkan bir aileye sahibim. Belki de ailem bana sahip çıktığı için belki de ben doğru adımlar attığım için İkisi belki şanslı olduğum için bugün olduğum yerdeyim ve çok şükrediyorum olduğum yerle ilgili çünkü bana biçilmiş bir yol vardı ben de zamanında aynı şeyleri yaşadım e, ailemle belirli problemler yaşadım İşte kaşımı almaya başladığımda feminen hareketlerim mahalleden oradan buradan baskılar e, geldiği zaman beni orada kurtaran şeylerden bir tanesi kaçmamak oldu yalan söylememek oldu. Dürüst olmak e, çok kıymetli değil kesinlikle mi? Kesinlikle öyle dürüst olmaktan ziyade İzlediğiniz için teşekkür ederim kendine inanmak çok önemli. Ben hep kendime inandım. Ama bence kendinize inanmanızın en önemli etkenlerinden biri de sevgi dolu bir aileden gelmiş olmanız. Olabilir tabii o ki. O da çok yani, önemli bir güç. Bakın sevgi. Muhakkak. Belki ailem bana o güveni verdiği için de tabii. öyle olmuş olabilir. Hani ne beni yaparsam öldürecek... ne yapayım kabul eder beni aile. Evet. Beni öldüreceklerini düşünmüş olsaydım belki daha saklanmak durumunda Çünkü da olabilirdim. Tabii ki oluyor bugün. Yani bir sürü nefret cinayetine kurban giden arkadaşlarımız oldu, e, gitme ihtimali olan. E, ben çünkü atıyorum bu programa katılıyorum, buradan sonra bana ekstradan yazan insanlar oluyor ve ailemle şunu yaşıyorum, böyle yapıyorum, bilmem ne yapıyorum. Ama geldiğimiz noktada artık teknoloji çağında olmamız sebebiyle de aileler de artık bazı şeyleri Aynen. bilebiliyorlar. Hiçbir şey bilmese bile bugün bir anne, bir baba, bir kardeş LGBTİ birey olan bir çocuğuyla karşılaştığı zaman en azından Google'lıyor. Ne olduğunu görüyor. Evet orada yanlış örnekler de görebiliyor. Ama görebilir. bilgiye ulaşmak çok rahat artık. Kesinlikle öyle. Ve bir dakika çocuğum neymiş, ne oluyoruz bakın, gibi bir şey yapıyor. videolar var, onlar bile çok kıymetli. Aynen öyle. E, videolar var, yazılar var. Hı hı. Yani bir e, çaba sarf etmek isteyen insanlar olduğunda önünde bir yelpaze var. Oradan görüp seçip kendi kararını verebiliyor. Önceden böyle değildi. Bakın daha de konuşmak şartlar. bile bir şey. Yani geçmişte nasıldı bu ülke? Ulaşamıyordu kesinlikle. İşte yarın 12 Eylül, hatırlayın 12 Eylül dönemlerini. Ameliyatın yasak olduğu, konuşulmanın hı hı. yasak olduğu, ciddi ayıp karşılandığı, günah karşılandığı bir dönemden şimdi konuşulabilir, kabullenilebilir ve desteklenebilir bir hale geldik. Bu da herhalde ev, evrimsel bir süreç değil mi? Yani birazcık karşılaşmayla ilgili bu zaten öteki olma dediğimiz şey de karşılaşmamak ya. Yani bugün işte birileri Kürt, Kürt, Kürt diye birilerini ötekileştiriyor. Sonra bir Kürt komşusu oluyor ve ilişkile düzeldiğinde Aa, nasıl falan. bir dakika ya şaşırmışım ben, yanılmışım diyebiliyor. yaftalamışım Aynen gibi. öyle. Trans bireyler için de böyle. Yani çok transfobik ya da çok homofobik bir ailede bir LGBTİ birey olabilir ve Hı. ama kendi çocuklarıyla karşılaştığında aslında ...böyle çok da ailelerin karşı durduğu bir yer değil. Yani kendi şeyimize bakalım, geçmişimize bakalım... ...okul dönemimize bakalım, mahallemize bakalım. Kızımız, var aslında. Kız İsmetler, işte e, bilmem ne bakkallar. Erkek Fatma. Erkek Fatmalar falanlar falan. Aslında olduğumuz Toplumda yerdeyiz. Var. Ve o insanları bir sadece şöyle adlandırmıyoruz. Bu transseksüel, hı hı. bu eşcinsel diye adlandırmıyoruz. Çünkü eşcinsellik, transseksüellik gibi bize yabancı olan kelimeler... ...aslında kötü kelimeler gibi hı hı. geliyor. Ben... Ee, bir dönem 15-16 yaşındayken eşcinsel olduğumu zannediyordum ki heteroseksüelmişim bunu sonradan anladım. Eşcinsel olduğumu zannedip tiyatrodaki arkadaşlarıma açılma isteği duydum. Sanki onlara onlar gelip bana cinsel yönelimini söylüyormuş gibi öyle bir baskıdan arkadaşlar diye böyle bir duygusal şey değil, bir evet. ortamda <laughs> ben eşcinselim dedim. Onlar da hayır saçmalama canım sen Seni iyi çocuksun dediler. <laughs> Ben dedim ki tam iyi çocuğum ama eşcinselim yani ee, Ay, tamam. saçmalama dedim. Ama o ha? insanlar yönelik daha güzel bir evet, şey. Yani şöyle çünkü eşcinsel onlar için kötü bir yerde duruyor. Algısı kötü yani, olan evet. bir yerde durduğu için öyle söylüyordu. Aileler için de böyle ve aileler karşılaştığında aslında aşabilirler. Burada aşmaları için işte o çocuklara iş düşüyor. Çocuk kendi ayaklarının üzerinde durup ben eşcinselim. Ben biseksüelim, ben transseksüelim veya ben farklıyım. Ben böyle Adını hissediyorum. ne olduğu önemli değil. Aynen öyle. Çok net anlatabilirse aslında ailelerin kabul etmeyeceği ya da ailelerin dayanışmayacağı bir şey, bir Uy, durum uyum değil. Uyum sağlıyor aileler değil mi? E, tabii ki sağlıyor. Bir yandan da şunu düşünmek gerekiyor. Yani bana yazan çocuklara bunu yazıyorum. İşte diyor ki ben e, uyduruyorum. Kars'ın bilmem neresinde yaşıyorum. Yırtık kot giydiğim için işte babam bilmem ne yapıyor. Bazen şey yapıyorum. Diyorum ki o kotu giymek zorunda mısın? Çünkü çünkü bize de öğretilmiş eşcinsellik öğretilmiş transseksüellik öğretilmiş Kürtlük öğretilmiş kadınlık gibi bir sürü öğretilen şey var ve bazen o değiliz yani. Bana da öğretilmiş bir transseksüellik yaşadığım dönem vardı. Mini etekler, göğüs dekolteleri, gece makyajı falan. Sonra dedim ki, e ben bunları sevmiyorum. Niye yapıyorum o zaman?" diye. O Otanım o kıyafet uyuyor otanım var öyle. kafada. Aynen öyle. Ve ben de çocukken kot pantolonumu ters giyiyordum. Hı hı. Mesela niye? Hı hı. Giymek istediğim için değil. Böyle bir isyan, Reaksiyon. bir aykırı olmak, öyle olmak durumunda hissediyorsun ve soruyorum o çocuğa beni böyle ablası gibi gördükleri için. Çünkü ablaya ihtiyaç duyuyorlar. Kesinlikle öyle. Çünkü benim ihtiyacım vardı, hep söylerim böyle. 16 yaşındayken bir trans ablaya ihtiyacım vardı ve bulamamıştım diye. O yüzden aslında bu mücadelemde devam ediyor. O kotu giymek durumunda mısın diyorum. Gerçekten giymek istiyorsan yine giy. Yoksa Ama isyan mı? Aynen öyle. O kot yani isyan da etse olabilir. O kot pantolonu sırf sen öyle zannettiğin için giyiyorsan ve bundan dolayı sorun yaşıyorsan. Giymesen ne olur diye soruyorum. Başka bir yanıyla şöyle yaklaşmasını istiyorum. Bu senin için bir travma ve kendi cinsel yöneliminle, cinsiyet kimliğine karşılaştığın zaman ne dedin? Ha ben transeksüelim galiba. Okey tamam deyip hayatına Hı -hı. devam ettin mi? Hayır. Hı -hı. Bir kabul süreci gerekti. Hı -hı. Önce karşılaştın, Hı -hı. bir inkar süreci oluyor. Ben öyle değilimdir Sonra ya da nedendir falan. Öğreniyorsun ve kendini kabul ediyorsun. Ailen de aynı travmayı yaşıyor. Ki Biraz ailenin çok... travması bir tık daha şey olabilir çünkü onların yaşları ve e, alt yapıları biraz daha geleneksel olabileceği için ya ona da şundan bakmak gerekiyor Hı. aslında yani farklı farklı yerlerden duruma göre değerlendirmek gerekiyor ben işte 10-12 yaşındaki bir çocukken bu travmayla karşılaşmış ve bunu atlatmışsam 30-40 yaşındaki annem babam daha da kolay. kusura bakmasın Yetişkin. atlatsınlar aynen öyle ama tamam tamamen şuradan davranmak gerekiyor Aile... muyum, istemiyor muyum ya, hay, aileye açıldın <laughs> Ve bir beklemek gerekiyor. Ters tepki verebilirler, o olabilir, bu olabilir. Adımlarını doğru attığında ailenle o ilişkiyi kurabilirsin e, diye düşünüyorum. Az önce de konuştuk, listak gibi, e, LGBTİ aileleri grubu gibi gruplar var artık. Ama bakın, adımları doğru attığında dediniz ya, hı hı. E, bir herkes sizin kadar bilinçli ve e, cesur olmayabilir. Ki hı hı. bir sürü dış etken var evet. biliyorsunuz. Orada işte sizin ve sizin gibi... Ee, önder olabilecek doğru insanların doğru yönlendirmelerine de çok ihtiyaç i̇şte var. Doğru yönlendirmeye ya abla olarak bana evet. yöneliyorlar. Yani evet. orada yaptığınız şey kıymetli aslında. Çünkü onun kendiyle yüzleşmesini sağlıyorsunuz. Yani yırtık Kot mesele değil. Hı hı. Mesele senin buranda buranda. İyi vurgulamak ve öğretmek aslında çok kıymetli. Kabul bence en büyük şey. Bu her şey için geçerli. Kadınlığımız için de, erkekliğimiz hı hı. için de, kürtlüğümüz hı hı. için de, e, faşistliğimiz hı hı. için de, bilmem neyimiz ha, zenginliğimiz için de, her şey her hı hı. şey için. Hı hı. Aynaya Onlar bak. Ona yafta çünkü. Aynen aynaya bakacaksın ve hı hı. baktığın kişiyi kabul edeceksin. Benim bu hayattaki en büyük kazanımım bu. Hı hı. Baktım. E, o zamanlar farklı adlandırıyorken bile okey tamam ben buyum dedim. Farklıyımı kabul ettim ve devam ettim. Zaten kişi kendini kabul ettikten sonra önünde dağlar yıkılır yani. Hı -hı. Benim için hep süreç böyle oldu. Hı -hı. E, ve işte bana gelip de sen eşcinsel misin, transseksüel misin de, hı -hı. diyenler olduğu zaman evet dedim. Hı hı. Evet. Ne oluyor? Mesela ben ona o, o e, dilon sonrasını kalıyorlar. A, a, tahmin edebiliyorum. Yani ben mesela Ka şöyle, trans kimliği. De... evet aslında böyle küt diye değil mi? Yani bir tokat atıyorsun. Ah diyor, afallıyor. Nasıl, nasıl bir şey yani özgüven. Kaçacağı bir şey yok, yok. Mesela şimdi geldiğimiz yerde aktivistler e, trans kadınlar için ...trans kadınlar kadındır gibi bir etiket kullanıyor. Doğrudur, evet. E, veya değildir, benim Hı -hı. için çok önemli değil. Beni artık insanların erkek, kadın, dönme, travesti falan filan bir adlandırma... Hayır, hiç, hiç önemli değil. Ben kendimi böyle adlandırıyorum. Ben Seyhan'ım. Sen bunun istediğin gibi adlandırabilirsin. Bu seninle ilgili bir şey. Ha bana saygısızlık yapar. Bir çizgimiz var. Orayı geçersen ben orada sana müdahale şu ederim. Şu dediğiniz hayat öğretisi biliyor Aynen musunuz? Aynen öyle. Bunun Onun dışında hiçbir yok. önemi yok. Kesinlikle öyle. Çünkü benim kendimi nasıl görüp nasıl kabul ettiğimle çok alakalı. Hı. Mesela şey yapan arkadaşlarımız var, aktivistlerde. Neden transseksüel kelimesini kullanıyorsun? Sen kendin için artık neden trans diyorsun hı hı hı. gibi? Ben bunu bile isteye kullanıyorum. İnsanlarla o karşılaşmaları e, yaşayabilmek için. Trans kimliğimden utanmıyorum. Eee transseksüel olmak de benim duymuyorum. için negatif bir yerde değil. Evet, transseksüelim. Şimdi bana ne diyebilirsin? Bu Bülent Ersoy oluyor genelde. Bülent Ersoy'la birisi kavga etsin hemen ona Bülent Bey diyor. Hemen erkeklik vurgusu yapıyor. Bülent Ersoy da de çıkıp demiyor ki, evet Bülent Bey'im. Ne olmuş? Ne diyebilirsin daha sen ona? Yani Bey demek kadın demek bir Zekeriya'ya bana yapmıştı ha, yıllar önce. O, o. Seyhan Bey demişti e ne falan. Olacak. Ama ondan önce Senin öncesinde... onu ne kadar taktığın aslında öyle Bir de ben o zaman ben de o zaman çok gençtim. Öncesinde ne böyle şey yani kızım 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 <laughs> diyordu şey Sonra yaptı birden... bana. <laughs> <laughs> Bak ben senin ara verdik böyle programda tartışma programı. Ben senin söylediklerine bir şey söylemedim. Sen de beninkilere söyleme gibi bir şey Hı -hı. söylerken e, ve terbiye. ve girdik yok içi, şeye girdik. Sonra şey yaptı. Biz de Avrupa'nın eşcinselini alıyoruz, Avrupa'nın transseksüelini alıyoruz. Ay dedim saçmalamayın. Hı -hı. Biz Türkiye'nin eşcinseliyiz, Türkiye'nin transseksüeliyiz. Avrupa hep, hep özentiymiş yine bir, gibi. Yine bir orada şey var ama yani bir sınıflandırma. <laughs> özentiymiş gibi düşünüyorlar. Ben öyle deyince Seyhan Bey dedi. Benim de orada otomatik otomatikmen olmuş yani. Normalde tepki gösterirdim o dönemlerde. Böyle dönüp öyle güzel bakmışım, öyle güzel gülmüşüm ki çok sevdim çok o tavrımı. Aynen öyle. Ondan sonra hep öyle yaptım. İyi ki de öyle olmuş olur. Bu Avrupa mezununa gelince hala böyle maalesef düşünen insanlar var. Hiçbir şeyi hep bu aileler için de böyledir. Uyuşturucu içer çocuğu, ay benim çocuğum öyle değil, ona arkadaşı böyle yaptı. Hayır, senin çocuğun öyle. Ama bence yani, insanın basit bir şeyi var orada psikolojik reaksiyonu, kolay olanı etmem. başkasına suçlamak. Çünkü Ka kabul etmek, yüzleşmeyi de gerektirdiği evet. için, o yüzleşmeye de hazır olmadığı için, başkasını suçlayarak kurtuluyor. Kesinlikle. Yani Avrupa'dan almak, oradan almak, buradan almak. Senin çocuğun kullanmıştı bu kadar yani. Yani hani o düşünceye göre o zaman helak olmuştuk. Nasıl tekrar doğduk? Nasıl tekrar oldu? Bir de akıl var, mantık var. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Amsterdam'da transseksüel olmakla Türkiye'de Erzurum'da transseksüel olmak arasında fark var. Akıl yoksunu olmalıyım ki ben Türkiye'de özenti ise transseksüel olmayı seçmeliyim. Yani çünkü bütün hayatını aslında şey yapıyorsun kurduğun şeyleri insanlara veriyorsun, hı hı. aileni hı hı. E, veriyorsun, e, gururunu veriyorsun, onurunu veriyorsun, okulunu veriyorsun, sağlık hakkını veriyorsun, yaşam hakkını veriyorsun. Akıl yoksun muyum bütün bunların hepsini size vereceğim? Ben oyuncuyum ve iyi de bir oyuncuyum buna inan, herkes kendini çok beğenir belki ama sağ olsunlar geldiğim yerde oyunculuğun sınırı yok ama kendimi beğendiğim adıyla, bir yerdeyim ama buna rağmen hala beni oyuncu kabul etmeyen insanlar Ararım var. Problemi ben tabii. bugün olmam gereken yerde değilim hmm. belki de. Bu kabul sırf, olmadığı için. Sırf evet transseksüel olduğum için veya sıfırdan birisiyle tanışınca kendimle ilgili enformasyon vermek zorundayım. Bir audition'a gittiğim zaman bile. Aynen. Için. Öncelikle beni audition'a alan insanlara şunu alttan alta vermek zorundayım. Bakın ben sette size sorun çıkarmayacağım. Yönetmene asılmayacağım. Oyuncuyu taciz <laughs> etmeyeceğim. Benim oralarda işim yok. Demek zorundayım. Evet. Bunu herhangi bir oyuncu yapmıyor ama ben bunları yapmak zorundayım. Doğru, doğru. Çünkü yıllar önce üstelik ödül de aldığımız bir <laughs> filmin yapımcısına transseksüellikle ilgili bir başka bir hı. film çekecek bir yapımcı oyuncu talebinde bulunuyor. O da diyor ki Seyhan'la çalışabilirsin, hı hı. iyi bir oyuncudur falan diye. Adam yok yok diyor, uğraşamam ama şimdi sette sorun çıkarır diyor. Hı. Çünkü öyle bir transseksüelliği işleyecek bir konu Sizin, çeken bir yapımcı bunu değil söylüyor. Yani, yani ön yargıya bakın, hmm, e, nereden buraya geldik? E, Avrupa'da ama, da. Ha, yani ben, bir tercih e, e, ah, ha. evet tercih olmak, bilmem ne yapmak falan bunları gerçekten artık bunu anlatmaktan bile Tabii. bunun üzerine konuşmayı zul sayıyorum. Yani, yani sadece eyleme yani. Azıcık haklı olması gerekiyor insanların. O kadar insanların. aynen öyle. Eylem yaptıktan sonra içinde bulunup bunun normal yaşayıp dürüst çalışkan olduktan sonra zaten ya orası da biraz sorunlu. Biraz şöyle yapıyorlar. İşte şey, tamam transseksüelsiniz ama işte dört duvar arasında yaşayın ya da sen niye yaşamıyorsun dört ha. duvar arasında? Sen sevgilinle el ele metroda gezerken ben niye gezemiyorum? Hayır, başka bir şey var. Ayrıca, yani özür dilerim. Normallik. Neyin normali? Tabii, tabii. Kime Normalliğe göre normal Yani, yani e, Toplumda ben mesleğimden ötürü o kadar ciddi maske dolu insanlarla karşılaşıyorum ki siz de çok karşılaşıyorsunuzdur. Hı -hı. Sizin normal diye <laughs> yaftaladığınız insanların birçoğu kendi aile yaşamlarında ya da aile dışı ikinci yaşamlarında bambaşka şeyler yaşıyorlar. Yani... Ama o bambaşka şeyler de anormal olmak zorunda değil. değil tabii ben mesela ki. şov yaparken şunu yapıyorum. Geliyorlar. Diyelim ki hakim hanımlar geliyor. Olabiliyor. Böyle bir bakıyorum o masaya. Doğaçlama performans yapıyorum. Komedi yapıyoruz. Eğlence yapıyoruz. Eğlence mekanındasınız. Gerçekten öyle hakim gibi oturuyorlar. <laughs> Öğretmenlerde mesela bu var. Aha. O kadar büyük bir baskı ki kutsal bir meslek. Yapışıyor değil mi? Evet. Filmi? Ben öğretmenim. O döpiyesimle böyle oturmalıyım. Matematik Mesela Koko da öyle, Hiç e, öyle bir ortam biri olduğu için şey yapıyor. Tamam anladık öğretmezsiniz tatlım. Yan tarafa koy, topuzunu, değil mi? Bin, aynen aşmak ha. için zaten. Ha. Yan tarafa koy falan diye böyle biraz şaka yapıyoruz. Sonra Hemen. o kadar eğleniyoruz tabii, tabii, ki. Tabii. O normal o hayatta, çıkarıyorsunuz. Aynen öyle. Normal hayatta önünde böyle düğme ilikleyeceğim. 50-60 yaşında teyzeler, şov bitiyor. Ya altı üstü komedi yaptık, dünyanın en iyi esprileri de değil. Gerçekten eğlenebildiğimiz için benim önümde düğme ilikliyorlar. Kızım çok teşekkür ederim Çünkü diyorlar. Çünkü aslında yani orada siz tatlı onun bir şey. içindeki özü ortaya çıkarıyorsunuz. Bence asıl mevzu maskeyi atmasını. Tarifi. Ben hep hayatımda bu maskelerle Şimdi çok savaştım. Kıymet, Onu atmak kıymetli gerekli. Kıymetli olan bu bence. Onun için bu programları Hı -hı. yapıyoruz. Yani sizin burada yer almanız çok da seyredilen bir program arttığını düşünüyorum ben. İçinde içinde olduğunuz farkında olarak veya olmayarak yaptığınız mücadele örnek olması gereken Hı -hı. bir mücadele. Sizin LGBT'yi şeyinizle kimliğinizle ilgili değil. insan olarak yaptığınız mücadele. Çünkü bu mücadeleyi bizim bu topraklarda genel olarak ihtiyacımız Açıkçası var. öyle oluyor. Kısaca zamanınız var mı söyleyeyim. Var. İki dakikamız kaldı. <laughs> ben sonuç olarak işi konuşma olan birisiyim. Ve Tabii. konuşma satıyorum. İpsiyonunuz da çok güzel. Teşekkür ederim. Yani yine yargılardan kaynaklı. Mesela bir şeye katılıyorum. Bir video çekiyorum. YouTube'da orada burada. Çok izleniyor. Bir şey oluyor. Oradan bana geri dönüşler oluyor. Atıyorum diyor ki ben Antep'teki iki çocuğu olan işte bir ev Hanımıyım hmm. ama sizin mücadelenizden çok şey öğrendim. Bitti. Bana çok şey kattınız Bitti. veya güzel konuştuğumu düşünmeleri Bitti. bile bir artı oluyorsa insanlara. İnsanların hayatına dokunabiliyorsam, Bitti. onlara bir pencere açabiliyorsam, e, bence bu çok güzel bir şey ve bundan mutluluk duyuyorum. O yüzden kendi hayat mücadelemi kazanmış olduğumu düşünsen bile mutlaka bitmez ama ömür boyu mücadele etmeye devam, devam edeceğim. Bence saygı değer kısmı işim Aynen, bu. Aynen, ömür boyu insanlara dokunmaya devam edeceğim ve bunu da yapabiliyorsam ne mutlu bana. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hiçbirimiz <laughs> yalnız değiliz. Siz de yalnız değilsiniz. Biz böyle bu konuları konuşarak, konuşarak, konuşarak. Daha her şeyi normal ve mücadele edilebilir hale getireceğiz. Ayaklarınıza sağlık Seyhan Hanım. Teşekkür ederim. Çok ee, herhangi bir desteğe ihtiyacınız ol olursa her zaman biz de buradayız. <laughs> çok Teşekkürler, teşekkür ederiz. çok Kolaylıklar maalesef. dileriz. Sağ olun. İyi günler efendim.